Demin metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif, Ramuzül Ahadis kitabının 53. sayfasının 1. hadis-i şerifi ve Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Ne zaman Hazreti Ali Efendimiz'in hadisi rivayet olunsa, hep hatırıma gelir ki, efendim, bu Alevi denilen insanlar, Alevi denilen insanlar bu Hazreti Ali Efendimiz'in sözlerini, naklettiği hadisleri duysalar da bari, madem Hazreti Ali Efendimiz'i seviyorlar, ona bağlıyız diyorlar, onlar çok bilse, duysa veyahut siz Alevi denilen kardeşlerden tanıdıklarınız varsa onlara Hazreti Ali Efendimiz bak böyle rivayet etmiş diye söyleseniz iyi olur diye hatırıma geliyor. Bu birinci hadis-i şerif, sabah namazı kıldıktan sonra Müslümanın ne yapması gerektiğine dair Peygamber Efendimiz'in bir tavsiyesini ve duasını ihtiva ediyor. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, اِذَا سَلَّيْتُمُ السُّبْحَ Sabah namazını kıldığınız zaman فَفْزَعُوا اِلَى الدُّعَى Dua etmeye kalkışın, koşuşun, duaya gayret edin. Ve bakiru fi talebil havaic ve ihtiyacınız olan kazanç, gıda, yiyecek, içecek şunu bununun peşine düşüp onu elde etmek için erkenden davranın. Ondan sonra da buyurmuş, Allahümme barikli ümmeti, benim ümmetim için ya Rabbi bereketli eyle, mübarek eyle, fi bukuriha, yani sabahın erken vaktini, o saatleri ve o vakitte kalkıp çalışma ve kazanç ve iş güç için çalışanlara bereket ihsan eyle, mübarek eyle diye dua etmiş. Biliyorsunuz sabah namazı fecirden sonra kılınır. Yani İslami bakımdan gündüz güneşin doğmasıyla başlamıyor, şeyle başlıyor. Efendim fecir yeri, tan yeri kızarmaya başladığı zaman gecenin sonunda ortalık daha alacak karanlıkken o zamandan başlıyor. O zaman işte ezanlar okunuyor filan, sabah namazını kılıyoruz. Ondan sonra güneş doğuyor. Müslümanın sabah namazını güneş doğmadan evvel fecir tan yeri ağardıktan sonra o arada kılması lazım. Tan yeri ağarmadan evvel gece oluyor. Sahura kalkılsa yemek yenilebilir. Tan yeri ağardıktan sonra sabahın vakti giriyor. Sabah namazının vakti giriyor. Güneş doğduktan sonra sabah namazının vakti çıkıyor. Güneş doğduktan sonra o namazı kılanlar kaza kılmış oluyorlar. Vaktinde kılamamış oluyorlar. Büyük kayıpları olmuş oluyor. Onun için burada buyurmuş ki Efendimiz, sabah namazını kıldınız mı? Yani saat diyelim ki efendim 4.30'daydı, 5.30 oldu şimdi bir saati ileri alındığına göre. Sabah namazının vakti girdi, camiye geldin, namazı kıldın. Namazı camide kılmak çok sevap, kılmamak çok büyük bir kayıp. Çünkü sabah namazına, yatsı namazına ümmetin has elemanları gidebilirmiş de münafıklar gidemezlermiş diye hadis-i şerif var. Allah korusun, insan münafık durumuna düşüverir. Münafıklarla aynı safta olma durumuna düşüverir. Sabah namazını camide kılmaya çok gayret etmeniz lazım. Sevabı çok. Sabah namazını, yatsı namazını camide kılan bir insanın bütün günü ibadetle geçmiş gibi sevap yazılıyor. Böyle bir faydası da var. Sabah namazını camide kıldınız. Tabi kadınlar evde kıldı. Erkekler camide kıldı. Sonra ne yapacak? Fehza'u ile dua. Duaya koşuşun. Duaya kalkışın. Duaya gayret edin. Sarılın buyurmuş. İşte biz de dua ediyoruz sabah namazından sonra. Az veya çok işte salavat getiriyoruz. Sübhanallah diyoruz. Elhamdülillah, Allah'a şükür diyoruz. Efendim Mihrabiye okunuyor. Haşr suresinin sonundaki 3 ayet. Millet kalkıp gidiyor. Bu olabilir. Hatta farzı kıldıktan sonra insan tren kaçıracak, uçak kaçıracak işi var. Kalkar gidebilir. Memuriyete yetişecek. Servis arabası kaçacak. Gidebilir.
mahsul yok. Farzı kıldı mı tamam. Ama Peygamber Efendimizin kendi hayatında yaptığı, sabah namazını kıldıktan sonra camide otururdu, güneşin doğmasını beklerdi, güneşin doğmasından sonra kerahat vaktinin çıkmasını beklerdi, yani yarım saat falan geçinceye kadar. O arayı da ibadetle, Kur'an'la, duayla geçirirdi. Kalkıp iki rekat namaz kılardı güneşin doğmasından sonra. Güneşin doğmasına Araplar şuruk veya işrak derler. İşrak namazı kılardı. Yani güneşin doğmasından sonraki namaz demek. Bu namazı kılmak, böyle bir çalışmadan sonra, sabah namazından sonra oturup dualar ettikten sonra bu namazı kılmak çok kazançlı. O gün bir ömre yapmış, bir hac yapmış, tam eksiksiz, kusursuz hac ve ömre yapmış gibi sevap kazanır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Tam bir hac ve ömre, tam bir hac ve ömre, tam bir hac ve ömre diye üç defa da söylemiş. Önemli yani. Onun için bizim bu camide, Allah razı olsun, hocamız buna adet haline getirdi, öneyek oldu ki Evliya Allah'ın adetidir, Peygamber Efendimiz'in adeti, sahabe-i kiramın adeti. Sabah namazında sonra burada oturulur. Dualar, Evrad-ı Şerife okunur. Basılmış dua kitabımız var, o okunur. Güneş doğup yarım saat geçinceye kadar Yasin okunur. Hatme Hacegen yapılır. Ondan sonra iki rekat namaz kılar, herkes gider. Ne yapmış oluyor? Tam bir hac ve ömre sevabı kazanmış. Öyle gidiyor. Başka ne faydası var? O gün rızkı çok bol olur. Rızkı bol olur. Yani o namaza gitmeyip de çok koştursaydı, gözün alabildiği yerleri dolaşıp gayret gösterseydi, afakı dolaşıp rızık aramasından daha fazla rızık kazanır sabaha böyle başlayan kimse. Ve biz bunun bereketini görüyoruz, biliyoruz. Bunu yapanlar biliyor bu işi. Ve o gün ölürse imanla göçmesine vesile olur sabaha böyle başladığı için. Onun için fefza'u ile dua, bu bizim halimizi anlatıyor işte. Yani namazı kıldınız, ondan sonra fefza'u ile dua, duaya kalkışınız, devam edin. Devam edecek, dua edecek, Kur'an okuyacak, efendim Evrad-ı Şerife. Evrad ne demek? Her gün okunulması adet edilmiş olan dualar demek. İhtiyadı, adeti. Ondan sonra ve bakiru fi talebil havaic. Ondan sonra da dünyevi ihtiyaçlarınız, ailevi ihtiyaçlarınız için, iktisadi faaliyetleriniz için faaliyete erken kalkışın. Erkenden. Çarşıya gidecekseniz erken gidin. Pazar yerine gidecekseniz erkence gidin. Alışveriş yapacaksanız erkenden yapın. Yani uyumayın demiş hatta başka bir hadis-i şerifte. Burada yok da sabah namazından sonra uyumayın buyurmuş. Uyumak sünnet-i seniyyeye aykırı. Erken kalkmışsın, işini git gör, erkenden bitir. Ondan sonra da dua etmiş. Benim ümmetime ya Rabbi, efendim erken davranan, erken işe gidenlere bereket ver, onların bu hareketini mübarek eyle, sabahın erken vaktini bereketli eyle diye dua etmiş. Adam yatıyor, kalkıyor, 11 oluyor, çapaklı gözlerle elini yüzünü yıkıyor, çarşıya gidiyor, öğlen oluyor, bilmem ne filan. Alan almış, satan satmış, çöpler kalmış, kötü mallar kalmış, iş işten geçmiş oluyor. Böyle olmayacak yani, erken gidilecek. Eskiden dedelerimiz böyle yaparlardı. Biz de böyle yaparsak iyi olur, efendim, bereketli olur. Efendimizin tavsiyesi bu.